İstanbul, dünyanın incisi, göz bebeği. Fetihle müjdelenen kadim kent. Bu şehrin tam göbeğine yerleştirilmiş, dostluğun, kardeşliğin en güzel hissedildiği yerlerden biri ise Bağcılar. 750 bini geçen nüfusuyla Bağcılar, Türkiye'nin küçük bir örneği. Cennet ülkemizin her köşesinden gelip buraya yerleşmiş, sıcacık insanlarıyla Bağcılar, birlikte çok daha mutlu. Bir yerde çocuklar mutluysa, orada herkes mutlu demektir. Parklarda güvenli bir şekilde oynayabiliyorsak, ailemiz bizim için mutlu oluyorsa, çocuklarınız Bağcılar'da büyüyor demektir. Çocuklarınız daha ilköğretim çağında ödevlerini ve araştırmalarını her mahallemizde bulunan bilgi evinde yapıyorsa, sosyal alanlarda kendimizi geliştirebiliyorsak, benim eğitim hayatım gençlik merkezi gibi önemli tesisler sayesinde daha verimli geçiyorsa, kısaca geleceğe umutla bakabiliyorsak, Bağcılar'da öğrenciler emin ellerde demektir. Geleceğe dair ilk adımlarınızı atarken sizin için her şeyin düşünüldüğünü biliyorsanız, yuvanızı Bağcılar'da kuruyorsunuz demektir. Kadınlarımız yuvamızın temel direğidir. 70 branşta yılda ortalama 2500 kadının meslek eğitimi alıp sosyal ve ekonomik anlamda bunu başarıya dönüştürmesine tanık oluyorsanız, Bağcılar'da kadınlar başarıyor demektir. Zaman su gibi akıp geçiyor. Yaşlılıkta size el veren birilerinin olması çok önemli. Sağ olsunlar. Ev temizliğimizden bakım işlerine kadar belediyemiz bütün imkanları sağlıyor bize. Bey, yürüyüş yaptığımız yollar, çay içip sohbet ettiğimiz parklar, tesisler, onlar da imkan değil mi? Onlar da deyiverseydin ya. Hanım, kendin söyledin ya şimdi kameraya. Yaşlılarımız hayata olan bağını aynı heyecan ve inançla yaşıyorsa, orası Bağcılar demektir. Yıl evden çıkamamışken şimdi şiir kitapları olan bir şairsem. Tek başıma hayatıma yön verebiliyorsam. Süper Lig'e şampiyon olarak çıkan bir takımın parçasıysam. Burada biz güçlüyüz demektir. Bağcılar'da sıfır engel. Esnaf demek, bir semtin manevi değerinin dokusu demektir. Yeri gelir kardeş, yeri gelir sırdaş olurlar bize. Siz esnafınızla hala bir aradaysanız, Bağcılar'da hayat bereketli demektir. İş hayatınızda bütün detaylar prestijinizdir. Şirketinizin bulunduğu lokasyon ve altyapı stratejilerinize cevap verebilmeli. Ve siz İstanbul'un yeni kongre turizminin merkezi olma yolunda hızla ilerleyen bir noktasındaysanız, Bağcılar'da siz kazanıyorsunuz demektir. Kendinizi
büyük bir ailenin ferdi olarak hissetmek önemlidir. Bağcılar Belediyesi Meltem, ben nasıl yardımcı olabilirim? 7/24 hizmetinizdeyiz. Komşularımızla birlikte yıllarca hayallerini kurduğumuz depreme dayanıklı asansörlü sımsıcak evler vardı. Kentsel dönüşüm sayesinde hayallerimiz gerçek oldu. Üstelik yine hepimiz bir arada yaşıyoruz. Diyorsanız siz hayallerinizin gerçekleştiği yerdesiniz demektir. Çocukların mutlu, ailelerin huzurlu olduğu, kadınların üretebildiği, öğrencilerin geleceğe umutla bakabildiği, esnafın yüzünün güldüğü, yaşlıların ve engellilerin sosyal hayata dahil olduğu, herkesin el ele vererek birbirine destek olduğu büyük bir aileyiz biz. Bu mutlu ailenin en güzel renklerinden biri ise Giresun Bulancaklılar. Bağcılar Bulancaklılar Derneği, ilçenin gelişmesi için önemli çalışmalar yapıyor. Dernek Başkanı Hüseyin Albayrak bize çalışmalarını anlatıyor. İsmim Hasan Ali Kara, 1965 Giresun Bulancak doğumluyum. 5 yıldır da yaklaşık dernek başkanlığı görevini yapıyorum. Bağcılar Mahmut Bey'de Giresun Bulancaklı olarak nüfusumuz yoğun. Dernek faaliyetleri olarak mahallemizde cenaze olaylarında 200 tane masamız, sandalyemiz var. Kim olursa olsun doğusundan batısına fark etmiyor. Her insana hizmet götürüyoruz burada cenazesi olan komşularımıza. Artı yine Bağcılar Meydanı'nda Ramazanlarda belediyemizin Ramazan çadırlarında katılım sağlayarak bu şekilde de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Afyon İzcihisar'da bulunan Giresun Şehitliği'ni her yıl burada derneğimizin önünden otobüs kaldırarak buradaki vatandaşlarımızın oraya ulaşmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimize, yardıma ihtiyacı olan insanlarımıza, kendi aralarımızda, aramızda bulunan iş adamları, kardeşlerimizin katkılarıyla beraber böyle insanlarımızın, mağdur olan insanlarımızın eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Bu hizmetleri yaparken bize katkı sunan belediyemiz olsun, yönetim kurulundaki arkadaşlarım olsun, üyelerimiz olsun, mahallede komşularımız olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Bizleri bu kutsal görevde yalnız bırakmıyorlar. Lokman Çağrıcı'ya da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Köyümüzün, turizmimizin açılmasında katkıları olacaktır inşallah. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın da Giresun Bulancaklı hemşehrilerine bir mesajı var. Kıymetli hemşehrilerim, biz Bağcılar ailesi olarak büyük bir aileyiz. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Bağcılar'da birlikte dostça ve kardeşçe yaşıyoruz. Ülkemizin 7 bölgesinden gelerek Bağcılar'a yerleşen siz değerli hemşehrilerimizle birlikte ülkemizin kültür mozaiğini oluşturmaktayız. Başta ekonomik sebepler olmak üzere bir takım sebeplerden dolayı memleketinden ayrılan siz değerli hemşehrilerimize bir nebze de olsa hasret gidermek adına dedelerin, atalarının, babalarının memleketlerini unutmamaları adına ve yine gelecek nesillere, genç kuşaklara aktarılması adına bu belgeseli hazırladık. Bu projede Bağcılar'dan yola çıkarak ülkemizin tüm bölgelerini gezeceğiz. Ülkemizin farklı kültürlerini, güzelliklerini Bağcılar'da sizlerle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Kıymetli Bulancaklı hemşehrilerim, biliyorum ki hepiniz sıla hasreti çekiyorsunuz. Sizlerle birlikte o hasreti gidermenin mutluluğu içerisindeyim. Bizlere her zaman göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı ve
vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Artık hazırız. Uzun bir yol ve sonunda muhteşem bir kent, Bulancak bizi bekliyor. Bağcılar'dan Giresun Bulancak'a ulaşmak için seyahatimiz başlıyor. Bulancak. Bir tarafı dağlar, bir tarafı denizlerle çevrili, ahşap kokulu evlerin ve yaylaların ev sahibi topraklar. Yaylalardan yol alan derelerin uzun bir yolculuktan sonra denize kavuştuğu coğrafya. Sonsuza doğru uzayıp giden, denizin ve gökyüzünün mavisinin ruhunuzda bıraktığı muhteşem huzur hissi. Yeşilin her tonuna hakim buralar. İşte burası Bulancak. Giresun il merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor burası. Aynı zamanda Giresun'un en büyük ilçesi unvanına sahip. Bünyesinde iki belde belediyesi bulunuyor. Bunlar Kovanlık ve Aydındere. Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethi ile birlikte Bulancak bölgesine Çepni, Döer, Eymir gibi Oğuz boyları gelip yerleşmiştir. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın da doğduğu topraklar buralar. Bu toprakların yetiştirdiği nadide isimlerden olan Lokman Çağrıcı, hemşehrilerinin gurur kaynağı olarak İstanbul'un en büyük ilçesinde yıllardır başarıyla görevini sürdürmeye devam ediyor. Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan Bulancak ilçesi, güzel tabiatıyla her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir coğrafya. Bu şirin ilçenin girişinde ilk olarak Sarayburnu Camii karşılar bizi. Bulancak ilçesinin batı girişinde sahil kenarında yer almaktadır Sarayburnu Camii. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan ve Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği Şehzadebaşı Camisi örnek alınarak inşa edilmiştir. 1987 yılında inşa edilen Sarayburnu Camii, Cumhuriyet tarihinde inşa edilen Osmanlı mimarisine sahip ilk cami olma özelliğine sahiptir. İç ve dış mimarisiyle dikkat çeken Sarayburnu Camii, görülmesi gereken tarihi yapılardandır. Türkiye'de Osmanlı'nın Türkiye'deki eserlerinde en ağır mukarnas işi iki tane eserdedir. Birisi Tokat Meydan Camii'nin giriş kapısıdır. Bir tanesi de Şehzadebaşı Camii'nin mukarnaslarıdır demişti. Kapısının ve minarenin şerefe atlarıdır, şerefeleridir. Ve biz onlara hamdolsun işledik. Yemyeşil bir doğa, tertemiz bir hava ve neşeli yöre halkı gibi Karadeniz'e özgü tüm özelliklere sahiptir Bulancak. Şehirden uzakta,
doğayla iç içe geçirilecek birkaç günün ruhunuza iyi gelebileceği rotalardan bir tanesi bu coğrafya. İlçe arazisini çok engebeli ve dağlık bir yapı oluşturuyor. İç kesimlere doğru rakım yükseliyor. Bu yükseklik Karagöl Dağları'nda 3107 metreyi buluyor. İşte Karagöl Dağları'ndan çıkıp sahile kadar uzanan 92 kilometre uzunluğundaki Pazar Suyu Deresi'nin kaynağı da bu dağlardan geliyor. Bulancak bölgesinde Pazar Suyu Deltası en önemli düzlüğünü oluşturur bu coğrafyanın. 92 kilometrelik bu maceraya üzerindeki tarihi Kemer Köprü'de yoldaşlık yapıyor yıllardır. ...1953 yılında yapılan tarihi Bulancak iskelesi ise Süsler sahil şeridi. Karadeniz'de üzerinde ticaretin gerçekleştirildiği en uzun iskele ünvanına sahip burası. Yıllarca ihtişamıyla görenlerin hayretine mazhar olan bu iskele her gün binlerce insanı gemi ve takaları ağırlarmış zamanında. Mayıs 7'si şenliklerinde Giresun Adası'na seferler düzenlenirmiş buradan. Bir bakmışın sevdanın, sevdalının yeri, bir bakmışın fındıkların büyük gemilere yüklendiği yerdir iskele. Şehir merkezinden iskeleye geçmek için kullanacağınız alt geçit, üç boyutlu resim ve tarihi Giresun evleri görüntüleriyle süslenip, çay ocağı kurularak bambaşka bir mekana dönüştürülmüş. Ve tabii ki fındık bahçeleri bulancağın her karışına hakim. Her tarafta bolca görebileceğiniz fındık bahçeleri yöre halkının geçim kaynağı. Ayrıca tadı ve lezzetiyle Giresun fındığı rüştünü ispatlamış durumda. Bulancak merkezde bulunan eski cami, görülmesi gereken tarihi mekanlardan. Tarihi eser olarak tescillenmiş bu Şirin Cami, manevi değerlerimizin günümüze yansımasının en güzel örneklerinden. Acısu Mahallesi'nde bulunan dereyi takip edersek, eski devirlere ait mağaralarda buluruz kendimizi. Daha yukarıdaki ikinci bir mağarada Acısu Kaya Kilisesi ise tüm gizemiyle hayran bırakıyor sizi kendisine. Acısu Kaya Kilisesi adını mağaranın altında bulunan sodalı sudan almış. Bir diğer adı At Mağarası. Mağara içine uyulan üç kısımdan oluşan bir kilise burası. Tabiatın içinde yer alan bu tarihi yapı ilk bakışta dikkatleri hemen üzerine çekiyor. Bulancak denildiğinde akla ilk gelen yerdir Paşa Konağı Yaylası. Giresun'un meşhur yaylalarından biri. Üstelik Paşa Konağı Yaylası havalar açık olduğunda sahili gören yayla olma özelliğine sahip. Bulancak ilçe sınırları içerisindeki Kovanlık beldesinde yer alıyor burası. Yemyeşil manzarasıyla muhteşem bir yer olan bu yaylada fotoğraf makinenizle ölümsüzleştirmek isteyeceğiniz çok sayıda güzelliğe şahit olacaksınız. Paşa Konağı Yaylası'nda mor, beyaz ve sarı açelyalarla içerisinde yer alan vadilerdeki şelaleler muhteşem bir atmosfer oluşturuyor. Bu kadar baş döndürücü doğal güzelliğin arasında yapılan yayla şenlikleri ve festivallerse her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin coşku kaynağı. Bunların en eğlencelilerinden bir tanesi ise kar festivalleri. Giresun Paşa Konağı Yaylası Kar Festivali ve off-road oyunları hafızalardan silinmeyecek görüntüler oluşturuyor.
Tam bir doğa harikası diyebileceğimiz Bektaş Yaylası, Bulancak halkının rağbet ettiği bir başka yayla. Bu yayla, ortak yayla olma özelliği taşır. Sadece doğal ve tarihi güzellikleriyle değil, mutfağıyla da ayrı bir zenginlik Bulancak. Pancar çorbası, mendek çorbası, ısırgan çorbası vazgeçilmezlerden. Ayrıca yine Karadeniz yöresine ait dibleler, Bulancak'ta da karşınıza pancar diblesi olarak çıkıyor. Fasulye turşusu, galdirik turşusu, kiraz tuzlusu, taflan tuzlusu, mısır ekmeği, hepsi bir başka ayrı lezzet. Gitme vakti geldiğinde bir türkü dolanır dilimize. Dere boyu kavaklar, açtı yeşil yapraklar. Ben yâre doyamadım, doysun kara topraklar. Oy Bulancak Bulancak, bu işler ne olacak? Biz erkeklerin günahı, kız sizlerden sorulacak.